kapıyı kırmanız gerektiğinde omuz veya uçan tekme atmayın. Bir ayağınızı destek yapın ve kilidin olduğu alana sağlam bir tekme vurun. İtfaiyeciler bu yöntemi kullanır. Eğer birine güvenip güvenmeme konusunda düşünmeye başladıysanız aslında artık ona güvenmiyorsunuz demektir. Penaltıyı atacağınız zaman kalenin ortasına nişanlayın. Araştırmalara göre kaleciler her 100 penaltının 94'ünde sağa veya sola atlıyor ve %40 oranında da topun gittiği köşeyi doğru tahmin ediyor. Dolayısıyla topu kalenin ortasına göndermek gol şansını artıran bir tercih. Akşamları uykuya dalma problemi yaşıyorsanız yatmanıza 2 saat kala bulunduğunuz ortamı loş hale getirin. Düşük ışık melatonin salgılanmasına neden olur. Melatonin de uykumuzun gelmesini sağlayan hormondur. Zinde bir gün geçirmek için uyumanız gereken süre yaşınıza bağlı olarak değişir. 5-10 yaş arasındaki çocuklar günde 10-11 saat uyumalı. 10-17 yaş arasında olanlar günde 8,5-9,5 saat uyumalı. 18 yaşından büyüklerse günde 7-9 saat uyumalı. Arabanızı ağaç altında park ettiğiniz için kuşların pislemesinden şikayet ediyorsanız arabanın tavanına oyuncak bir yılan koyun. Emin olun kuşlar bundan hiç hoşlanmayacak. Önemli bir konuda düşünmeniz gerektiğinde yere uzanın. Beynin bu pozisyonda düşünceleri çok daha hızlı organize ettiği biliniyor. Topluluk önünde yapacağınız bir konuşma öncesinde heyecanlıysanız sakız çiğneyin. Beyniniz arka planda, tehlike altında olsam yemek yiyemezdim. Yemek yediğimize göre güvendeyim, o halde rahat olabilirim diye düşünür. Bu da tabii heyecanınızın azalmasını sağlar. Soğuk algınlığı mı yoksa grip mi olduğunuzu anlamak için şunlara dikkat edebilirsiniz. Soğuk algınlığında ateş nadiren yaşanır. Gripte ise genelde 3-4 gün süreyle ateş olur. Soğuk algınlığında baş ağrısı seyrek rastlanan bir belirtidir. Gripte ise çoğunlukla baş ağrır. Soğuk algınlığında genelde burun akar. Gripte ise burun bazen akar. Soğuk algınlığında çoğu zaman hapşırma artar. Gripte ise arka arkaya hapşırma gibi belirtiler yaşanmaz. Mutfaktaki bulaşık bezi ve kesme tahtası bakteri yuvasıdır. Bunları iyice ıslattıktan sonra mikrodalgada en fazla 2 dakika ısıtın. Bunu yapmanın bakterileri %99 öldürdüğü tespit edildi. Öğleden sonra ağırlık çökmesinden şikayet ediyorsanız kısa bir yürüyüş yapın veya bir bardak buzlu su için. Veya sevdiğiniz bir arkadaşınızla 5 dakika telefonda konuşun. Bunlardan birini yapmak enerjinizi geri getirecektir. Uçak bileti alırken şunlara dikkat etmenizi öneririz. Uçak bileti almak için en iyi zaman bileti 1,5-2 ay önce satın almaktır. Biletinizi salı veya çarşamba günü alın. Uçuşunuzsa salı, çarşamba veya cumartesi olsun. Uçmak için en pahalı günün pazar olduğunu unutmayın. Uçak bileti fiyatları günde 3 kez değiştirilir. İndirimli biletler genelde hafta başında satışa sunulur. Her şeyden şikayet etmeyi alışkanlık edinmiş insanlardan uzak durun. Bu kişiler hayatınızdaki sorunları daha da büyütmenize neden olur. Yapılması gereken soruna değil, sorunun çözümüne odaklanmaktır. Gözünüze bir şey kaçtığında yere doğru bakın ve gözlerinizi arka arkaya kırpın. İşe yaradığını göreceksiniz. Facebook'u bilgisayardan okurken bir sonraki gönderiye geçmek için klavyede J harfine basın. Önceki gönderiye dönmek için K harfine basabilirsiniz. Sık sık kramp sorunu yaşıyorsanız turşu suyu için. Sodyum ve asetik asit kaslarınızın sertleşmesini azaltır. Neye inanıyorsanız hayat size onu verir. Örneğin bu dünyanın çekilmez bir yer olduğunu düşünüyorsanız öyle olmasa bile dünya sizin için çekilmez hale gelir. Portakal ve mandalinayı daha kolay soyabilmek için masaya koyup yavaşça üzerine bastırın. Sonra soymaya başlayın. Araba tutması beynimizle iç kulağımız hareketi aynı şekilde algılamadığında ortaya çıkan bir sorun. Bunun önüne geçmek için yapabileceğiniz en temel şey dışarıyı izlemek ve bina, ağaç gibi sabit objelere odaklanmak. Keza taşıt tutma etkisi mideniz boşken daha çok hissedilir. Yolda ekmek, kraker, fındık gibi hafif şeyler yiyebilirsiniz. Tıraş olurken kendinizi keserseniz o bölgeyi kağıtla kuruttuktan sonra biraz vazelin sürün. Bunu yapmak kanamayı durdurur. Stresli olduğunuz zamanlarda muz yemek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Yumurta haşlarken suya bir dilim limon koyun. Böylece yumurtaları soyarken kabuklar kolayca ayrılır. 12 saat yemek yemediğinizde vücut alarma geçer ve metabolizma hızını %40 azaltır. Bu nedenle öğün atlamak zayıflamak yerine şişmanlamaya sebep olur. Hafızanız iyi olmasa bile benim hafızam iyi değil. Beynimizi kandırmak hiç de zor değil arkadaşlar. Emin olun böylece daha güçlü bir hafızaya sahip olacaksınız. Hasta oluyormuş gibi hissettiğinizde 10 tane badem yiyin. Aspirinle aynı etkiyi yapacaktır. Beyaz giysilerinizin daha da beyaz olmasını istiyorsanız sıcak suya koyup içine bir dilim limon atın ve 10 dakika o şekilde tutun. Dışarı çıktığınızda hava çok soğuksa arka arkaya birkaç kez derin nefes alın. Bunu yapmak kan akışını hızlandıracağı için vücut ısınızı yükseltecektir. En çok ziyaret ettiğiniz sitenin şifresini hayatta en çok istediğiniz şey yapın. Bu da diyelim ki hukuk okumak olsun. Böylece hukuk fakültesine girmek istediğinizi her daim hatırlayarak motive olursunuz. Az yemek istiyorsanız hem porsiyonunuzu hem de tabağınızı küçültün.
Gözün doyması bilimsel bir gerçektir. Beyin yediğiniz yemeğin miktarını değerlendirirken tabağın boş veya dolu görünmesini de önemsiyor. Köpeğinizi gezdirirken tasmasından kurtulup kaçarsa peşinden koşmayın. Yere uzanıp hasta numarası yapın. Köpeğiniz bir süre sonra sizi kontrol etmek için geri dönecektir. Bileğinizi yalayın ve sonra da koklayın. Aldığınız koku iyi mi kötü mü? Nefesiniz diğer insanlara işte böyle kokuyor. Etrafında siyah kontör olan beyaz yazılar, zemin ne kadar renkli olursa olsun kolayca okunurlar. Deodorantı sabah yerine gece yatarken sürün. Bu şekilde ertesi gün çok daha etkili olur ve daha az terlemenizi sağlar. Ilık duş beyinde dopamin adında bir kimyasalın ortaya çıkmasına neden olur. Beyindeki dopamin seviyesi günlük hayatımızda sonunda ödül olan durumlarda yükselir. Ilık su bu kimyasalı tetiklediği için duşta insanın aklına yaratıcı fikirler gelebiliyor. Dopamin seviyesini yükselten diğer etkenler egzersiz ve müziktir. Gözünüze kaçan bir şeyi çıkaramadıysanız yayvan bir kaba su doldurun. Ardından yüzünüzü suya sokun. Suyun içindeyken gözlerinizi açın, gözünüze kaçan şeyden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Bir köpek size saldırmaya hazırlanıyorsa şunları yapın. Sabit ve hareketsiz bir şekilde durun. Yönünüz köpeğe değil yana doğru olmalı. Elinizi hafifçe yumruk yaparak parmaklarınızı saklayın. Şunlardansa kaçınmanız gerekir. Panik olup kontrolsüz hareketler yapmayın. Kollarınızı yanlara doğru açık tutmayın. Ve tabii asla koşmayın. Kurtulmak için köpeğin yanına doğru çiğneyebileceği bir şey atın. Bu çantanız veya elinizdeki su şişesi olabilir. Köpek buna yöneldiğinde sakin bir şekilde yürüyerek uzaklaşın. İnsan ilişkilerinde başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız bol bol roman okuyun. Yapılan bir araştırmada beynimizin romanlardan öğrendiği pek çok şeyi günlük hayatta kullandığı ortaya çıktı. Bunun en çok da insan ilişkilerinde işe yaradığı anlaşıldı. Giysilerinize yapışan sakızdan kurtulmak için sirkeyi kaynatıp sakızın üstüne dökün. Sonra da sert fırçayla temizleyin. Çığ altında kalırsanız tükürün. Tükürüğün düştüğü yön size yer çekiminin olduğu yeri yani aşağıyı gösterir. Aksi yönde kazarak kar yığınının üst tarafına ulaşmaya çalışın. Tavuk eti alırken serbest gezen tavukların kapalı yerde büyüyen tavuklara göre daha sağlıklı olduğu düşünülür. Ancak serbest tavuklar sık sık diğer tavuklar tarafından gagalandığı için bakteri enfeksiyonuna daha fazla maruz kalırlar. Bu da tabii hastalık taşıma olasılıklarını artırır. Odanızda etrafta uçarak sesiyle sizi rahatsız eden bir kara sinek var ama bir türlü yakalayamadınız. Üzerine cam sil sıkın. Kanatları ıslandığı için artık eskisi gibi uçamadığını göreceksiniz. Birine sarıldığınızda 20 saniye sonra beyin oksitosin adında bir hormon salgılar. Bu da insanın kendini güvende hissetmesini sağlar. Bir şey yaparken çevrenizdekilerin sizi rahatsız etmesini istemiyorsanız kulaklık takın. Müzik dinlemeniz şart değil, kulağınızda durmaları yeter. Davranış bilimcilere göre bir alışkanlığı bırakmak için ortalama 21 gün gerekiyor. Yani kurtulmak istediğiniz şeyden 21 gün boyunca uzak kalırsanız bıraktınız demektir. Acı hissettiğinizde küfür etmenin acıyı hafiflettiği bilimsel bir gerçektir. O an küfretmek, beyinde acıyı azaltan enkefalin adında bir kimyasalın salgılanmasına neden olur. İki seçenek arasında karar vermekte zorlanıyorsanız yazı tura atın. Para havadayken aslında hangisini daha çok istediğinizi hissedeceksiniz. Çünkü o tarafın gelmesini isteyeceksiniz. Fotoğrafınız çekilmeden hemen önce çok sevdiğiniz birini düşünün. Bunu yapmak yürüyüşünüzün daha doğal görünmesine neden olur. İnandırıcı bir yalan atmanız gerektiğinde hikayenize normalde utanacağınız için söylemeyeceğiniz bir detay ekleyin. Bu sayede yalanınız inandırıcı olur. Umumi tuvaletlerde kapıya en yakın olana girin. Bu kabin genelde en az kullanıldığı için diğerlerine göre daha temiz olacaktır. Başınız ağrıdığında nane yiyin. Hem ağrıya iyi gelir hem de stresli bir gün geçiriyorsanız sizi rahatlatır. Çocuk sahibi olmaya karar veren çiftler öncelikle evlerine bir köpek almalı. Böylece ileride onları bekleyen sorumluluklara dair fikir sahibi olabilirler. Patlamış mısır yemek kemik ve kas gelişimine yardımcı olur. Ayrıca dişlerinizin de sağlıklı olmasını sağlar. İyi bir antivirüs programı arıyorsanız size Avast'ı önerebiliriz. Ücretsiz olan yazılımın linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Motivasyona ihtiyacınız olduğunda duş alın. Kendinizi temiz hissetmek üretkenliği artıran bir faktördür. Aşırı stres beynin donmasına ve o sürede sağlıklı hizmet verememesine neden olur. Yeni tanıştığınız biriyle yemeğe çıktığınızda nasıl biri olduğunu anlamak için size değil garsonlara nasıl davrandığına dikkat edin. Kıyıya doğru yüzerken istem dışı sağa sola gidiyorsanız akıntıya kapıldınız demektir. Kıyıya paralel yüzüp basamak basamak yaklaşmayı tercih edin. Gülmenizi tutmanız gereken bir durumda içinize mümkün olduğunca çok hava çekin.
Bunu yapmak gülmenizi tutmaya yardımcı olur. Ne kadar az tatlı yerseniz canınız o kadar az tatlı çeker. Tam tersi, çok tatlı yerseniz bu sefer de canınız sürekli tatlı çeker. İstanbul'da trafik kurallarına uymayanların videosunu veya fotoğrafını çekip WhatsApp'tan 0552 155 0155 veya 0533 155 0155 numaralı telefonlara gönderebilirsiniz. Bu numaralar İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ait ve WhatsApp'tan şikayet almak için tahsis edildiler. Uçak tuvaletlerinin kapısı aslında tamamen kilitlenmez. Uçuş görevlileri gerek görürse dışarıdaki bir düğmeyi kullanarak kilitli tuvalet kapısını açabilir. Acil durumlarda uçağın tavanından düşen oksijen maskelerinde sadece 15 dakikalık oksijen bulunur. Ancak endişelenmeyin. Çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece pilotlar 15 dakika içinde durumu kontrol altına alır. Kaptan pilot ve yardımcı pilot asla aynı yemeği yemez. Mesela biri tavuk yiyorsa diğeri köfte yer. Böylece pilotlardan biri yediği yemekten zehirlenirse diğer pilot farklı yemek yediğinden uçağı uçurmaya devam edebilir. Her yıl yüzlerce uçağı havadayken yıldırım çarpar. Ancak ne uçaklar ne de yolcular zarar görür. Uçağa düşen bir yıldırım uçağın dış kaplamasını dolaştıktan sonra kanatlardaki özel iletkenlerden havaya aktarılır. Ancak nadiren de olsa düştüğü noktada küçük hasarlara ve yanıklara neden olabilirler. Üzerinde yemek yediğiniz tabla sizden önce bir anne tarafından bebeğin altını değiştirmek için kullanılmış olabilir. Bu da tabii yemek yediğiniz yerde insan dışkısı olma olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Uçaklardaki battaniyeler ve yastıklar tahmin ettiğinizden çok daha kirlidir. Çünkü birçok havayolu firması bunları yıkamakla uğraşmaz. Uzun uçuşlarda pilotlar dönüşümlü olarak uyur. Hatta inanmayacaksınız ama bazen ikisi birden de uyuyabilir. Neyse ki otomatik pilot ve erken uyarı sistemleri güvenli bir uçuş için yeterlidir. Uçakta oturduğunuz koltuğun altında can yeleği bulunur. Ancak sizinki yerinde olmayabilir. Çünkü bazı insanların can yeleklerini çalmak gibi tuhaf bir hobisi var. Sanılanın aksine uçaklardaki en rahat koltuklar kanatlara en yakın olanlardır. Kanatlara yakın olduğunuzda sarsıntıyı çok daha az hissedersiniz. Uçak türbülansa girdiğinde yolcular çok tedirgin olur. Ancak boşuna endişelenmeyin. Çünkü türbülanstan ötürü uçağın düşme ihtimali yok denecek kadar azdır. Uçuş esnasında düşük basınç ve havanın kuruluğu nedeniyle diliniz %30 daha az tadalır. Ayrıca kokuları da daha az hissederiz. Bu yüzden de uçak yemekleri genelde insanlara tatsız tuzsuz gelir. Süpermen değilseniz uçuş sırasında uçağın kapısını açmanız mümkün değildir. Ama siz yine de sakın denemeyin. Çünkü havada uçağın kapısını açmaya çalışmanın hapis cezası vardır. Uçak kazalarının çok büyük bölümü iniş ya da kalkış sırasında olur. Bir uçağın havada giderken kaza yapma ihtimali düşüktür. Bütün bunlardan sonra bir de şunu söylemekte fayda var. Dünya üstündeki en güvenilir ulaşım yöntemi uçakla seyahat etmektir. Hayatınızı bir uçak kazasında kaybetme ihtimali sadece ve sadece 4.7 milyonda birdir. Karşılaştırmanız için söyleyelim. Motosiklet kazasında ölme ihtimali ise 36.000'de birdir.